Trabzonlu biri olarak hemşerilerime içimi dökesim var ne zamandır. Nasip bugüneymiş. Söyleyeceklerim yarısı olanları gocundur. Paraya o kadar çok tapıyorsunuz ki Trabzon'u karış karış Araplara sattınız ve hala satmaya devam ediyorsunuz. Trabzon'umun en güzel yeri Uzungöl'de bir tane Türk kalmadı ve Türk tabelası da kalmadı. Vatan millet Sakarya diye ortalıkta naralar atarsınız. Arabalarınızın arkasına evinizin önüne Türk bayraklarını asarsınız. Ülkemizin başına bir husumet geldiğinde Allahu Ekber nidalarıyla ilk siz sokağa dökülürsünüz. Ama mevzu dolar oldu mu da toprağı ilk siz satarsınız. Sizin bu yaptığınız dış güçler denen zırvalıklar yapmaz. Bu sözlerimi üzerine alınacaklar kendilerini çok iyi biliyor. Kulaklarını iyi aç kardeşim. Trabzon Türkiye'nin kalesiydi, şimdi Arapların kalesi oldu. Hiç utanmadı mı, böyle için hiç acımadı mı? Yakında sattığınız o yerleri bizi de almayacaklar, bak görürsünüz. Zaten parayla da alamazsınız oraları ki hangi parayla alacaksınız? Zamanında bütün hemşerilerime, akrabalarıma söyledim, yalvardım, yapmayın etmeyin, satmayın. Bak bu işin sonu hiç hayra alamet değil diye. Aman Teo ne olacak, toprağımı alıp götürüyorlar sanki diye diye. Bak gelinen duruma bak. Keşke toprağı alıp götürseler. Ürüye ürüye her yeri ele geçirdiler. Bir zaman sonra Arapların emlak ofisinden kendinize yer beğeneceksiniz. Tabii Türklere satarlarsa. Çok bayılıyorlar ya bize. Satarlarsa da milyon dolarlara falan satarlar artık. Sonra alamadan götünüze baka baka geri dönersiniz. Çocuklarınıza, torunlarınıza ne bıraktınız? Ne hesap vereceksiniz? Ne anlatacaksınız onlara? Eydi uşağım, zamanında haten ha buralar hep bizim idi. Dede, baba sonra ne oldu? Sattık. Niye? Para tatlı geldi, bilemedik. Ama çocuklarına da vatan sevgisi aşılamayı da hiç ihmal etmezsin yani. Elinde kılıç kalkanla çakma Osmanlı dizilerini izleyip ey Allah'ına kurban vur vur oğlum vur deyip ertesi günde toprağını satmaya gidersin. Hiç mi utanmadınız? Ama ben bir Trabzonlu olarak söylüyorum, sizden çok utanıyorum. İşte bir deyim vardır hani, imam osurursa cemaat sıçarmış, bu hesap. Ama gel gör ki imamın tuzu kuru. Kim bu provokatörler? Açıkçası ben bunları bir avuç ırkçıdan ibaret diye de düşünmüyorum. Bana daha çok ulusal ekonomimizi darbeleme maksatlı operasyonel bir girişimin failleri gibi geliyor bu şahıslar. Bana daha çok turizm pazarından daha fazla pay alabilmek için yarıştığımız rakip ülkelerin turizm ajanları gibi geliyor bunlar.